Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz Para Havadis'e. Yine bir ön satış airdrop videosu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda airdropları paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız airdrop videoları ilk size düşer. Biliyorsunuz airdroplar, ön satışlar ve idolar neydir? Zamanlıdır. O zamanında başvurmanız lazım. O yüzden ekranda gördüğünüz gibi birçok airdrop ön satışı paylaştık. Bunların çoğu da Metaverse. Bunlardan faydalanmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zamandan eksik kalmayın. Yine videoların altında sosyal medya hesaplarımız arasında Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda ne yapıyoruz? Orada da sık sık paylaşımlar yapıyoruz. Telegram grubumuza katılın. Şimdi ön satışa geçmeden önce yine kısa uyarımızı yapalım. Şimdi ön satışlarda belli aşamalar var. O aşamaları anlatıyoruz. Ama bir yere kadar gidiyoruz. İşte sayaç sayıyor mesela. Örnek veririm. Birazdan göstereceğim. Sayaç sayıyor mesela. Hani o sayaç zamanı gelmeden daha ileri gidemiyoruz. O yüzden videoda izlediğinizde bazı şeyler sanki eksik kalıyormuş gibi görünebilir. Mesela şöyle bir sayaç var. Burada bunu anlattık mesela. 4 saat sonra şuradaki buton aktif olacak. Yani şu an bu butona nasıl işlem yapacağını anlatamam. O yüzden ne yapıyorum? Videonun altındaki notları güncelliyorum. Aynı şekilde web sitemizin altındaki notları güncelliyorum ve Telegram grubumuzda da bu güncellemeden bahsediyoruz. Yani videoyu izlediğinizde biraz eksikmiş gibi gelebilir bazı airdrop videolarında. O yüzden yorumda soruyor arkadaşlar. Hocam işte bu kadar mı, bu kadar mı değil. Tabii bu kadar olmuyor bazen. Bu kadarsa biz zaten bu kadar diye yazıyorum altına. O yüzden dediğim gibi burada sadece videoyu izlemek yetmiyor. Videonun altındaki başlıkları da takip etmenizde fayda var. Özellikle sayaç takibi yapmanızda fayda var. Şimdi peşin peşin uyaralım. Yani bu kadar özenip de airdroplardan eksik kalmayın. Evet, web sitemizde zaten şurada kripto ön satışlar sekmesinde paylaştığımız tüm ön satışları buradan görebilirsiniz. Yine aynı şekilde YouTube kanalımızdan da görebilirsiniz. Şöyle bir geri döneyim. Hemen videomuzun altında da küresel borsasında listeleniyormuş Ultim. şöyle durdurayım. Hemen videolarımızın altında şurada bakın sosyal medya hesaplarımıza, özellikle Telegram grubumuza dahil olun arkadaşlar. Telegram grubunda da bu airdroplarla ilgili güzel bilgiler veriyoruz. Evet. Bugünkü airdropumuzun ön satış ismi Legend of Fantasy var. Güzel bir oyun na benziyor. Biraz inceledim ben. Ve burada yine NFT projesi, yine Metaverse projesi. Metaverse neydi bilmeyen arkadaşlar için, aramıza yeni katılan arkadaşlar için YouTube kanalımızda şurada Metaverse videomuz var. Burada Metaverse nedir? Metaverse ve kripto paralarla ilgili burada bir videomuz var. Bu videoyu mutlaka seyredin. Kendi şahsi düşüncelerimiz de var burada Metaverse'lerle ilgili. Bunları da okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Yine YouTube kanalımızda günlük coin analizlerimiz var. Kripto eğitim videolarımız var. Ön satışlarımız var. Kripto tanıtımları, kriptolarla ilgili önemli haberler ve borsa tanıtımları, madencilik ve analiz eğitimleri var. Mutlaka yine bir böyle göz gezdirin diyorum. YouTube kanalımıza da abone olup bildirimleri açın. Evet. Şimdi Polkastar, biliyorsunuz bir ön satış sitesi. Bununla ilgili videomuzu anlattık. Legend of Fantasy diye bir NFT projesini ne yapacak? Piyasaya çıkarmış. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz onu söyleyeyim. Öncelikle Polkastar ile ilgili daha önce anlattığımız whitelistlerde ne vardı? Burada 250 POS'u elinizde bulunmanız lazım. Yani POS, Polkastar'ın coin'i. POS token dediğimizde burada POS token'ın değeri 2,93 dolarmış. Yani 3 dolar çarpı 250 ne yapar abi? 750 dolar mı yapar? 750 dolarlık bir bütçe ayırmanız lazım öncelikle. Yani bunu baştan peşinden konuşalım. Yani bu şeye gireceksen abi 750 dolar bir para ayırman lazım. Yeniledim, 2 dakikada 3 dolar oldu. Tabi burada satışlar seri şekilde geliyor. O yüzden POS'un fiyatı bu son zamanlarda arttı açıkçası. Yani şu an çok ön satışlar olduğu için POS'un fiyatı arttı. Ama size token çıkarsa yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte güzel hareketler yapabilir. Satışı
0.2 sentmiş. 0.2 sentten satış başlayacakmış. 28 Ekim'e kadar da 28 Ekim'de de satış başlayacak. Biz şu an 22 Ekim'deyiz. Yani sizin 6 gününüz var buna başvurmak için. Sanırsam yanlış olması, bir ana sayfasına döneyim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Ayın 22'sinde kapanıyormuş. Bakın ayın 22'sinde whitelist'i kapanıyormuş. Tamam mı? Ayın 22'sinde whitelist'i kapanıyormuş. Ona göre temkinli olun. Şimdi öncelikle burada Conduit Wallet diyeceğiz. Conduit Wallet diyeceğiz. Şu Apple Now diyelim. Şurayı bir açalım. Başlayalım. Bu linki altta vereceğim. Burada şurada ülkeler var. Bu ülkelerden birindeyseniz ön satışa katılamıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada belli neler var? Belli görevler var. Bu görevlerin hepsini beraber tamamlayacağız. Öncelikle ne yapacağız? Burada cüzdanımızı bir bağlayalım. Burada Connect Wallet diyoruz. MetaMask'ımız var. MetaMask'ı olmayan arkadaşlar için ise ne yapacağız? MetaMask'ınız yoksa videonun altında bırakıyorum. MetaMask'a nasıl, işte MetaMask nasıl cüzdan oluşturulur, MetaMask'a nasıl para gönderilir ve benzer işlemler orada yapabilirsiniz. Buradan bağladığımızda Binance'in hesabı, zaten BNB ile işlem yapın diyor. Binance'de yolladık. Tabi cüzdanımızda ne olması lazım? Pulse olmamız lazım. Yani 250 adet Pulse'u burada MetaMask cüzdanımızı önce göndermemiz lazım. Sonra bağlamamız lazım. Önce bağlı sonra da gönderseniz olur, ama burada dediğim gibi yani ön satışa girebilmemiz için burada ne yapması lazım? Sizin orada o kadarlık bir POS satışı olması lazım. Şimdi kimlik doğrulaması işlemi için ne diyor? Burada tam ismimizi yazacağız. Bizim tam ismimiz ne abi? Murat Değirmenci. Türkçe karakterle yazın, kimliği okuyor çünkü. Buradaki mail adresi, MetaMask'taki mail adresinizi girerseniz ve PokerStars'taki mail adresinizi girerseniz iyi olur. PEP20 şeyini soruyor, ağını soruyor. PEP20 ağını soruyor. PEP20 ağını nereden bulacağız? Şöyle tıklayacağız MetaMask'a. Burada şuradaki ek kontu, şurada BNB, BN Smart Chain seçip onu yapacağız. Burada Twitter adresimizi soruyor. Twitter adresimiz para havadis. Niye Twitter adresi soruyor bize? Bu aşağıda belli görevler var. Şuradaki belli görevler var. Bunları ne yapacağız? Onları yapacağız. Burada işte bunları tweetlememizi, retweetlememizi istiyor. O yüzden burada onun check-in'i yapabilmek için, hani böyle bir şey var mı yok mu diye check edebilmek için orada bir Twitter adresine giriş yapmamız lazım. Şimdi az videoyu durdurayım. Benim Twitter adresine giriş yapın. Ona bir giriş yapayım ben. Evet. Şimdi follow diyor. Go to the feed diyeceğiz. Ne yapacağız? Takip edeceğiz. Sonra geleceğiz. Retweet diyor. Başlığı burada genelde işte ön satışın, whitelist'in başlığını paylaşır burada. Ne yapacağız bunu? Şunu hazır burada açalım yan tarafta. Buradan ne yapacağız? Aynı şekilde retweet diyeceğiz. Sonra geleceğiz, ne yapacağız? ID address diyelim bunları. Join the Telegram grubu diyeceğiz. Yani o da Telegram grubunda gireceksiniz. Bu da open the bit diyeceksiniz. Onu da girmeniz lazım. İşte bazen yazı yazıyorlar size. O yüzden bende var. O yüzden tekrar giriş demiyorum. Ama bu dediğim gibi Telegram gruplarını mutlaka bakın, takip ediyor mesela bunu. Burada yine join the kanal diyorsunuz mesela. Yine bu PokerStars'ın. Bunlar ben hani diğer hesaplardan olduğum için şey yapıyor. Evet, burada bir soru. Burada sorular soruyor. Burada sorular soruyor. Bu soruları cevaplayacağız. O soruların cevaplarını ben size şimdi yazacağım ekranda. Az durdurayım ekranı. İşte bunları kabul ediyoruz. Ivır zıvır. Şimdi burada sorular var. O soruları da yaptıktan sonra whitelist'e takılıyor. Whitelist'e başvuru yapacağız. Az videoyu durdurayım. Soru seçeneklerini işaretleyeyim. Ondan sonra siz yine ona göre ne yapacaksınız? Ona göre seçeceksiniz bunu. Evet. Bir daha yüzeysel geçelim. Murat Değirmenci yaz. İsmimizi, soy ismimizi tam anlamıyla yazdık. KYC doğrulaması için. Mail adresimizi yazdık. Hem PokerStars'da kullandığımız hem MetaMask cüzdanında kullandığımız. Gerçi ikisi de aynı.
Burada BIP 20 ağındaki MetaMask'tan aldık. Twitter adresimizi yazdık ve bu görevleri yaptık. Soruları cevapladık. Soruları cevapladıktan sonra ne yapıyoruz? Ben robot değilim diyoruz. Ne traktör içeren? Sizde başka bir şey çıkabilir. Snoop your question diyoruz. Tamam diyoruz. Gönderiyoruz sevgili dostlar. Evet. Byte listede böyle ne yaptık? Başvuru yaptık. Tıklıyoruz. Şurada bağlantı adresini kopyala. Şuraya yazayım. Whitelist için, whitelist için başvuru. Başvuru diyelim. Şöyle yazalım ki şeyin altına koyalım. Şimdi başvurumuzu yaptık. Ne dedik? Cüzdanımıza 250 tane pulse olması lazımmış. 250 tane pulse olmadan olmuyormuş. Tamam mı? Yine BNB ile bağlıyoruz. Bu neymiş abi? Bu çok önemli bir şey. Sosyal medya. Bir böyle şeyine bakalım. Şunu çıkaralım. Şöyle sitesine bakalım. Dediğimiz gibi NFT projesinde bir oyun. Burada Get Started dediğimizde ne varmış? Yani oyun henüz sanırım yine başlamadı. Comic Soon diyor. İşte burada marketten NFT alabiliriz. Karakter alabiliriz. İşte profilinizi ararsınız. Bu da yine Connect Wallet deyince cüzdanınızı bağlıyor. Yani henüz zaten airdrop oyun satışı olan oyunlar böyle çok hemen daha henüz oyunu başlamamış oluyor açıkçası. Biraz daha hani böyle paraları topladıktan sonra oyunu piyasaya sürmeyi daha şey yapıyorlar. Yani bu sadece bu şeye değil, bu projeye değil, diğer projeler de öyle. Son anlattığımız 4-5 proje hatta öyle. İşte oynayarak kazanın, DeFi NFT kombinasyonuna sahip olun, ödemeler alın, ıvır zıvır kendi ağınızı falan kurun. Yani oyunu beğeniyorsanız, oynuyorsanız token'ı uzun vadede artık tutarsanız tutmazsanız size kalmış. Ama dediğim gibi yani 2 gün sonra alıp da satabilirsiniz. Bizim burada biliyorsunuz bu coinlerdeki en büyük amacımız hani airdrop da bize kalsın. Airdrop da bize kaldıktan sonra ondan sonra biz satalım herhangi bir borsaya girdiğinde. Burada Max borsası dikkate gözümü çekiyor. Yani Max borsasında ne yapabilirsin? Yayınlayabilirim diyor bu coin'i açıkçası. İşte siz airdrop'tan aldınız bunu. Örnek veriyorum Max borsasında da yayınlandı. Orada bir fiyat yapar. O fiyatta da ister satarsınız isterinize tutarsınız. Yine Polygon aile ortaklığı var demiştik. Zaten BNC Smart Chain'de Ethereum teknolojisi var. Iğır zıvır uygulamaları var. Web sitesi de burada. Detaylı şekilde bakmak isterseniz. Dediğim gibi yani ben bunlara böyle işte startup'tan alıp daha sonra herhangi bir borsaya geçer geçmez satma mantığıyla gittiğim için böyle çok hani projesi az hoşuma giden şeyleri yapabiliyorum. Alıyorum. Ama siz dediğim gibi uzun vadede düşünebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Ne zaman alıp ne zaman satacağınız. Evet şurada Medium sitesinden bir whitelist okuyalım. Zaten söyledik abi. 22 Ekim'e kadar ne yapabiliyorsunuz? Başvuru yapabiliyorsunuz. Token'ın kısaltması LFW olarak var. Satış fiyatı 0.2 cent olarak takılı satılacak. Şurada Türkçe dil diyelim. Cüzdanınıza en az 7 gün boyunca 250 pulse tutmanız lazımmış. Zaten pulse'u söyledik. Ethereum veya BNB Smart Chain ağını tutmanız lazımmış. Burada zaten 7 gün boyunca bunları ne yapacak? 7 gün boyunca kitleyecek. Yani ne diyoruz? Şu an yapmanız lazım ki 7 gün boyunca kitlenebilsin. Burada ne anlatıyor bize? Whitelist'e nasıl katılırız falan diyor. Bunu da isterseniz bir göstereyim. Burada da soran arkadaşlar var. Mesela IDO hakkında bilgi ediniliyor. Projeyi bulduk. Beyaz listeye başvurduk mesela. İşte Polkastar'da. Bununla ilgili video vardı. Yine de ben şey yapayım size. Yine söyleyeyim. Burada işte 7 gün cüzdanınızda tuttuk. Uniswap'ta veya Polkastar'da, PancakeSwap'ta şey yapın diyor, tutun diyor veya kontrol panelimizde paylaşın diyor. İşte zaten Polkastar'a deminden hatırlarsanız paylaşmıştık. Burada ne yapacağız? Öncelikle geleceğiz. Şimdi şunu da şey yapalım. Şöyle girelim. Pulse'ları stake it. Evet. Şimdi benim cüzdanımda 250 pulse yok. Ama burada
250 pulsum olsaydı seçecektim. Burada stake and look diyecektim. Burada stake and look edeceğiz bunu. Bakın. Bir de burada seviyeler var. Burada seviyeler var. Burada benim katım idolar mesela. Unlock ediyor mesela. Burada ne yapmamış bunu? Şöyle Türkçe dili çevirelim. Şansımız yokmuş mesela. Çıkmamış bize. Anladınız mı? Mesela bu hala uygulamada. Yani burada çıkıp çıkmadıklarında buradan görüyorsunuz. Bu polkasıtları ben zaten detaylı anlattım. Orada YouTube'da videolar, onlara bakabilirsiniz. Ne yaptık? Burada whitelist'e başvurduk. Daha sonra 250 pulsu stake ettik. Doğru mu? 250 pulsu stake ettik. Ondan sonra daha da fazla yapacak bir şey var mı? Yok. Ne kadar çok pul stake ederseniz, bakın ne kadar çok pul stake ederseniz o kadar çok bile şansınız oluyor. Şuraya da ne yazalım? Çekiliş şansı yazalım. Bu kadar da çekiliş şansınız oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Tekrar özetleyeyim. Verdiğim linkten yani şuradan Apple Now deyip buradan ne yapıyorsunuz? Whitelist'e önce bu formu dolduruyorsunuz. Doğru mu? Videomuz çekiyorum bu arada. Evet. Daha sonra 250 adet puls alıyoruz. 250 adet puls aldıktan sonra ne yapıyoruz burada? Bunu stake ediyoruz. Bunu stake ettikten sonra da ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Ondan sonra zaten burada dashboard'da şuraya da yazalım. Çıkıp çıkmadığını görmek için yazalım. Polkadot dashboard'dan görebilirsiniz burada. Diğer bilgiler işte MetaMask bağlama ve benzeri ıvır zıvıları anlatacağım. Dediğim gibi 250 pulsunuz olması lazım. 250 pulsunuz olmadan bu işlemi yapamıyorsunuz. 250 bin tane de satılacakmış. Pardon, 250 bin dolar satılacakmış. Toplam 1250 tane coin satılacakmış. Bir daha bir çevireyim Türkçe'ye. Eğer kafamızda başka bir şey var mı? Yok. Evet. Dediğim gibi görevleri yapmanız lazım. O görevleri kontrol edebiliyorlar arkadaşlar. KYC doğrulaması da yapmanız lazım. KYC doğrulamasını zaten anlattım şeyde. Siz söyleyin. Bu Polkastar'ın kullanımında var. Burada zaten cüzdanınız ona göre KYC doğrulaması ile ilgili bir sıkıntı yaşarsanız da Polkastar anlattığım videoya bakabilirsiniz. Başka burada bir şey anlatmam gerekiyor mu? Yani bazen unutuyorum. Bir de videonun başında söyledim ama videonun altındaki açıklamaları takip edin kardeşim. Çünkü mesela burada işte bu sayaç, hangi sayaç o? Sayaç nerede? Mesela burada bu iş bittikten sonra, burada beyaz siyah kabul bittikten sonra ne yapacak? Sayaç saymaya başlayacak. O sayaç saymaya başladığında gelişmeleri ben size yine hem YouTube kanalımızda, hem işte YouTube kanalımızın altındaki başlıkta, hem de Telegram grubumuzda anlatacağım. Yani şurada mesela biz Wonder Hero'ya katıldık. Wonder Hero'da ne yapıyor şimdi? Mesela burada sayaç sayıyor, bakın. Burada sayaç sayıyor. Çok mu gittik? Bu da ne yaptığını bilmiyor. Şöyle bir tıklayayım. Burada sayaç sayıyor. Mesela 3 gün sonra da diyeceğim ki burada artık sayaç sayıldı. Artık ona göre ön satışlar başladı. Şu hareketleri yapmanız gerekiyor diye söyleyeceğim. Şu an çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten whitelist'e başvuru yaptık. Şöyle bir Twitter adresine de bakayım. Eğer başka bir anlaşması varsa onlara bakalım. Polkastar whitelist'i varmış. Tamam, onu geçelim. Polkastar'ı geçelim. Başka bir, hani böyle şeyde sergilenme muhabbetleri var mı? Onlara bakıyorum. Ama web sitesinde dediğim gibi Max Borsası var. Max Borsası'nın tanıtımı da YouTube kanalımızda var. Ona da bakabilirsiniz. Hani 2 gün sonra burada Polkastar'dan sonra Max Borsası'nda falan yayınlanırsa orada bir fiyatlanma yapabilir diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil. Burada yine bunun Twitter adresini falan takip etmeye devam edin sevgili dostlar. Videonun altına dediğim gibi açıklamaları bırakıyorum. O açıklamalarla ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bir başka airdrop videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.